Allah'ın adıyla. Bu film, tarihi bilgiler ve ayrıca son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şanlı kişiliğine bakışım doğrultusunda yapılmıştır. Mecid Mecidi. Hoş geldin. Vay. Mekke'nin büyük tüccarının çadırıma gelmesinden onur duydum. Çöl için ne kadar da şatafatlı. Doğru söyle. Yoksa define falan mı buldun? Baban bizi Mekke'ye layık görmedi. Biz de çöllerde inci ve mercan satarak geçiniyoruz. Buraya inci almaya gelmedim. Babam da aracı olarak göndermedi. Ama Hayber ve ben mücevherleri biliriz. Baban hastalanmış diye duydum. Bitap düştü. Hac işlerini diğer oğluna bıraktı. Belki bir dahaki hac döneminde biz de ticaret için Mekke'ye gelebiliriz. Kim bilir? Bu sofra, Kureyş'in yeni lideriyle aramızdaki ilk ziyafettir. Gel hadi, birlikte babamı ziyaret edelim. Bizi yalnız bırakın. Sağlığın için kurban edilsin diye 10 deve bağışlıyorum. Ellerinin sıcaklığını ne kadar özlediğimi bir bilsen. Benden ne kadar uzak durmaya çalışsan da. Sen benim babamsın. Babam ve önderimsin. Ellerinin sıcaklığını benden esirgeme baba. Ölüm benim için kolay değil. Muhammed'im, ev halkına söyle, toplansınlar. Aklına kötü şeyler getirme. Seninkisi hafif bir yorgunluk. Muhammed için de endişelenme. O hepimiz için çok değerli.
Baba. Baba. Sıcak süt iç. İyi gelir. Vücudunu sıcak tutar. Bir zamanlar bu çocuktan süt esirgenmişti. Ebu Talip. Şimdi artık ölüm bana daha kolay. Sikke! 150 sikke! Anlaşma anlaşmadır. Paramı getirirsen karını alırsın. Sürüme hastalık bulaştı beyim. Bana ne süründen de hastalığından da. Benim işim seninle. Seninle anlaştım. Alın şunu hemen buradan.
beyim. Beyim acıyın bana. Beyim acıyın bana. Bana biraz zaman verin. Muhammed. Ne kadar büyümüşsün. Anlaştığımız sürede aldığı borcun iki katını ödeyecekti. Karısını da rehin bıraktı. O mu? Bir şey yok ki, nasıl ödesin? Benim için çalışırken ailesini ben besledim. Ama o açgözlülük edip iş kurmaya kalktı. Beceriksizliğini ben mi ödeyeyim? Sen, sana kim kefil olacak peki? Ebu Talip mi? Muhammed Ülem'in değil mi o? Dürüstlüğü en büyük kefildir. Bugün büyük bir gün. Muhammed bu eve adımını attı. Kardeşinin oğlu senden ilk defa bir şey istemiş. Söyle de hemen yapsınlar. Ne duruyorsun? Şunun karısını getirin. Süveybe benim cariyem. Muhammed'i daha sık görmek şartıyla azat ediyorum onu. Gayet adil bir anlaşma. Anlaşmanı unutmasak. Sonra da kocasının cariyesi olsun diye mi? Ha? Ben kendi yemeğimi paylaşırım. Bırak da yaşasın. Yaşamasına izin ver. Sen de ayrı bir yüz karısısın. Milletin karısı erkek doğuruyor. Hem gurur kaynağı hem de orduya nefer oluyorlar. Defol. Yaşamasına izin ver. Ne kadar acımasızsın. Bir dahaki erkek olmazsa yapma. Seni de sağ koymayacağım. Sen de kimsin?
Abdülüze. Abdülüze. Mekke'de bırakıp da kervanında bulunmayan mal nedir? İşte budur Abdülüze. Muhammed'in borcu. Azat ettiği annenin borcu. Kervan amma da büyükmüş. Saymaktan yoruldum. Kör değilim. Muhammed'i de yanında götürüyor. Önemli değil. Muhammed'i daha önce babandan istemeliydin, kardeşinden değil. Böylece bu kadar güçsüz kalmazdım. Beni rahat bırak kadın. Evin bir köşesinde böyle renkli kıyafetlerle oturarak Kureyş'in önderi olamazsın. Neden böyle bir itibar Ebu Talib'in eline kalsın? Sinagoga gidip Baruh'u bul. Bunun Samuel için bir mesaj olduğunu söyle. Dünya zulümle ve din bidatlarla dolduğunda yüce Tanrı dünyadakilere rahmet eder. Ve üzerinde beyaz bir bulut dolaşan kurtarıcıyı gönderir. Elbiselerimi getirin. Hey!
uzaklaştırmayın bunları! Cüssamları uzaklaştırın! Kovun şunları! Onlara burada yer yok! Uzaklaştırın şunları! Kırmaçlılar! Kırmaçlayarak kovun buradan! Hiçbirini burada istemiyorum! Acımayın onlara! Nerom ativit cura. Başpapaz Hazretleri bu önemli günde sizi ziyafete davet etmek ister. Bütün yolcularla beraber. Bu yoksulları kollayan sizin oğlunuz mu? Muhammed, iyi bir oğul gibi bizimle birlikte yaşar. O kardeşimin oğludur. Kardeşinizin mi? Hı-hı. Bir alamet daha. O yalnız ve Tanrı'nın koruması altında. Bu ne demek? Tanrı, peygamberimize aramızda kalacak başka bir teselli vericiyi göndereceğini müjdelemiştir. Teselli verici derken? O da bizim gibi beşerdir ama doğruluk ruhu onunla birliktedir. O peygamberiniz lehine şahitlik edecektir. Dünya onu görmediği ve onu tanımadığı için kabul etmeyeceği bir doğruluk ruhu. Ama siz onu tanıyorsunuz ve o sizin aranızda kalacak ve o hep sizin yanınızda olacak. O hak ruh geldiğinde... saf hakikate iletecek. Zira o kendiliğinden konuşmayacak. O duyduğunu dile getirecek. Ve o size gelecekten haber verecek. Hoş geldin genç adam. Selam. Suç bizde. Bu makam günahlarımızdan bağışlanma dilememiz için kuruldu. Oysa günah mazlumlara sırt çevirmenin ta kendisidir. Sizin sözleriniz atalarımızın kelam aynasının üzerindeki tozları kaldırıyor. İsa buyurmuş ki insanlara karşı size davranmalarını istediğiniz gibi davranın. Bu da bir alamet genç adam. Bakışların bu mabedin azametinden geçerek insanı ve uğradığı sıkıntıları görüyor. Bu da başka bir dilde de olsa Mesih'in söylediklerinin aynı. İlk öğrettiğimiz şey şudur. Tanrı bir tanedir ve yalnız O vardır. Tanrı'yı nerede bulursun? Kutlu olsun Allah'ın adıyla gelen. Ne mutlu biz insanlara. Dünyanın bu bölgesine Allah tarafından diğer yerlerden daha fazla elçi gönderilmiştir. Ben yaşadığımız bu topraklarda kendilerine gelen peygamberlere bile tahammül edemeyen kin dolu insanlar gördüm. Onlar
dilleriyle kurtarıcıyı çağırırlar ama kalplerinde korkarlar. Çünkü kurulu düzenlerinin bozulmasından korkacak kadar çıkarcı ve cahil insanlar var. Yeni peygamber gelince önceki kitapların hükmünü kaldırmasından korkarlar. Halbuki onu tamamlamaya geldiğini anlamazlar. Onun zuhurunun birçok alameti vardır. Nedir o alametler? İki omzun arasında bir mühür vardır. Var mı? Evet. O ne biliyor musun? Peygamberlik nişanıdır. Dinle şimdi. Yol tehlikeli. Yolculuğa devam etmeyin. Şam'a gitmeyin. Kervanda kalan ne varsa senin. Busra bölgesinden çıksınlar ki devlet güçleri onları koruyamasın. Bir kan davası olduğu için kimse sağ kalmasın diyorsunuz. Peki başka ne istiyorsunuz? Sadece kayıp olan birini kurtarmalı. Ne kurtarması? 12 yıl aradıktan sonra artık çarpışma zamanıdır. Ben sadece kendi kavmimi kurtarmak istiyorum. Bil ki Tanrı Musa'ya şöyle söylemiştir. Kardeşlerinin içinden bir peygamber göndereceğiz. Ona itaat edin. O bizden değil İsmail. Bundan emin değilim. Yalnızca Arapların koruyacağını söylemiştiniz. Bir de Roma ordusu varmış. Bu adamlar güçlü ve tecrübeli. Böyle bir yere varamayacağız. Daha fazla adama ihtiyacımız var. O iş savaştan sonra. Ama aramızda kalacak. Üç okçuyla önden gidin ve çarpışmak için daha çok adam toplayın. Kimseyi bulamazsak? Gidip dağ geçidinde bizi bekleyin. Yürü. Dinleyin. Kervanı gölge gibi takip edeceksiniz. Sallanmayın, yürüyün. Bahira'nın bizim kervandan önce manastırdan ayrılmamızı istemesi isabetli olmuştu. Savaştan sonra demiştin. Hı? Çölde tek başına bir at. Sahibini neden bırakıp da kaçtı acaba? Hiçbir at sahibini bırakıp da kaçmaz oysa. Tabii birincisi kendi bırakmadıysa. Thank you.
Samuel. Yavaş olun, dikkat edin. Erkekleriniz nerede? Denizde mi? Hayır. Yaralı. Yolculuğa dayanamaz. Erkeklerinizi nerede buluruz? Neyimiz varsa hepsini paylaştırın. Bizi Kadir'e ulaştıracak kadar yiyecek kalsın yeter. Thank you.
feryadımızı duy, açlığımızı gör. Bu kadın ve çocukları bize ses veresin diye kurban ediyoruz. Senin sessizliğine kurban ediliyor. Senin sofrasını bir kez daha bize aç. Kadın feryatları. Kadın feryatları! Denizlik kurbanları! Denizlik kurbanları! Kurbanlar! Muhammed, Allah'ın elçisi, Rabbinin mesajını size açık ve seçik olarak ulaştırmakla görevlendirildi. Selam onun üzerine olsun. Allah'ın Muhammed'e müjdesi şöyledir. Kureyş liderlerinin imzalayıp mühürlediği Müslümanların sürgün edilmesini emreden ferman şu andan itibaren geçerli değildir. Abdülmuttalib'in oğlu. Abdülmuttalib'in oğlu. Fermanı o imzalamadı ki onun sözüyle geçersiz olsun. Kureyşlilerin liderleri var. Tanrıları var. Muhammed'in görünmeyen Allah'ı cesaret edebiliyorsa gelsin de tanrılarımızın karşısında dursun. Lat ve Uzza ve de Hubel veli nimetimizdir. Bize güven vermiştir.
Muhammed'in Allah'ı inananlara sefalet ve felaketten başka ne vermiştir? Abdülmuttalib'in oğlu, Tanrı adına konuştuğunu iddia eden bir adamın lafı yüzünden mi kadınları, çoluğu çocuğu meydana toplayıp millete Kureyş anlaşmasının geçersiz olduğunu ilan ediyorsun? Deliliniz neyse, çıkın da gösterin. Dinlemeye değecek sözünüz varsa söyleyin. Delil olmadığına göre bil ki Ebu Talip, söz konusu ferman ben söylediğim zaman biter. Ben ve Kureyş'in liderleri söylediğinde başka bir yol denemeye kalkarsanız eğer Mekke kılıcını çeker. Hangi fermana göre savaş kararı vermeye kalkıyorsun? Elinizi kana bulamadan önce liderlerinizin sizden gizli yazdığı şu fermanı çıkarıp bir de size göstermelerini istesenize. Belki de insanların ne yaptığını bilmesini istemiyorlardır. Ortada anlaşma yok. Fermanı karıncalar yedi. Öyle değilse getirin gösterin. Bu açık bir anlaşmadır. Dışında kim kapalı bir fermandan haberdar olur? Musa'nın asasını da sihir sanmışlardı ve ona inanmayıp büyücü demişlerdi. Ama o aslında Allah'ın elçisiydi. Bir tek Allah dışında başka her şey yok olacaktır. Ben bağlı kalınacak bir anlaşma görmüyorum. Onların zaferinin işaretidir Ebu Sufyan. Daha fazla tereddüt etme. Kılıcın keskinken harekete geç. Ebu Talip Muhammed'in hamisiyken bir şey yapamayız. Elimizden bir şey gelmez. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.